Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutlak Değer konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, Mutlak Değer gibi kafa karışıyan bir konuya geldik. Ama merak etmeyin, kafa karışıklığınızı gidereceğim. Aralık ayındayız. Bugün ayın biri. Her zaman matematik ön planda olduğu gibi bu ayda da hemen matematikte başladık. Bu arada pazartesi canlı yayın vardı ama yine de bu ayın başına da matematiği koyduk. Daha sonra bu ay yine iki tane canlı yayınımız var sizlerle. Mutlak değerle başlayalım bakalım. Ödevimizi dersin başında verelim. Sayfa 112-119 ödevimiz nerede? Sıfırdan 9'a kitabında. 112'yi açtığımda mutlak değer başlıyor. Konu anlatım. Hemen şurada bir tane açıklamalı soru. iki tane örnek soru sana vermişiz. Sonrasında da anlatıyoruz. Mutlak değerli denklemler, eşitsizlikler dediğimiz anda gördüğün gibi 6-8 sayfada bitirdik. Yapamazsan kare kodu okutup yapıyorsun. 112, 119 dedim. Peki hocam konu anlatıma gerek yok. Ben sorudan bombalayacağım dersen hemen bakıyorsun. Buradan da arkadaşım hemen geldik. Denkleme eşitsizliklerde bu kısımları bitirdik. Mutlak değer gördüğün gibi tetra T19'dan başlıyor. T20'den devam ediyor. 21, 22, 23, 24 bizim konumuz arkadaşlar dedik. Ve herkes kemerlerini bağlasın. Ödevleri verdik. Çünkü mutlak değer konusuna giriş yapıyorum. Biraz zorlu bir konu ama dediklerimi dinlersen çok kilit şeyler söyleyeceğim. Bak çok rahat anlayacaksın. Bir, mutlak değerin tanımını iyi bilmelisin. X gerçek sayısının yani X bir tane reel sayı. X eleman reel sayı. Sayı doğrusunda başlangıç noktası. Başlangıç noktası neresi arkadaşım? Sıfır noktası burası. Olan uzaklığı bir x sayısı var, sıfıra olan uzaklığına, bakın bu arada mutlak değer neymiş, sıfıra olan uzaklıkmış, uzaklık olduğunu da unutma. X'in mutlak değeri denir ve iki tane çubuğun arasında gösterilir. Tamam. Şimdi adam sana ne soracak biliyor musun? Diyecek ki mutlak değer kök yedi. Daha öncesinde mesela mutlak değer 3 diyecek. Daha sonra diyecek ki mutlak değer eksi 8 diyecek. veya da mutlak değer eksi 3 bölü 2 diyecek. Şimdi adam sana böyle sorular soracak. Mutlak değer 3. Anlamı neydi? İçerideki sayı 3 ya. 3 sayısının 1, 2, 3. 3 sayısının 0'a uzaklığı. Nedir arkadaşım? 3 birimdir. Bitti. Bak sonra sana diyecek ki mutlak değer eksi 8. Eksi 8 sayısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diyelim ki eksi 8 burası. Eksi 8 sayısının 8 sıfıra uzaklığı başlangıç noktasına. Bak eksi 8 ne oldu? 8 birim oldu. Devam ediyorum. Kök 7. Kök 7 nedir arkadaşım? Bak kök 4 2'dir. Kök 9 3'tür. Demek ki 2 ile 3 arasında bir yerde. 1, 2, 3. 2 ile 3 arasında bir tane kök 7 var şurada bir yerde. Çünkü burası kök 4. Burada. Bunun sıfıra uzaklığı e bu da kök 7'dir. Eksi 3 bölü 2 bir buçuk demektir. Bir buçuk bakın bir iki şurası buçuk da tam ortası. Eks pardon burası artı bir buçuk. Devam edelim. Bir iki burası eksi bir burası eksi iki. Eksi bir buçuk burası. Eksi üç bölü iki. Bakın bunun sıfıra uzaklığı da 3 bölü 2'dir. O zaman mutlak değerle ilgili bir şey fark ettin mi? Mutlak değerin içinde bilinmeyen yoksa sayı varsa pozitifse aynen negatifse de eksiği kaldırarak çıkıyorum. İşte biz buna eksiği kaldırarak değil de önüne eksi koyarak diyeceğiz. Eksi eksi artı olacak ve 8 olacak. Bakın önüne eksi koymakla eksiği artı yapmak aynı şeydir dedik ve geçtik. Bir, mutlak değer başlangıç noktasına uzaklıktır. İki, çubuk arasında göstermedir. Üç, pozitifler aynen çıkar. Bakın ister kök olsun ister rasyonel olsun fark etmez. Negatifler de pozitif yapılarak çıkar. Bazıları çamaşır makinesi örneği verir. Temiz atarsın temiz çıkar. Kirli atarsın yine temiz çıkar. Yani pozitif pozitif Negatif yine pozitif çıkar. Unutma dedim geçtim. Güzel bir giriş yaptık. Şimdi bak biraz önceki fark ettiğin şeyi bir de sözel açıklayalım. Bunları bil. 1. Mutlak değerin içindeki Bakın içinde ne varsa o içindeki şey pozitifse dışarıya aynen çıkartıyorum. Alıyorum kulaklarından tutup dışarıya çıkartıyorum. Ama içindeki şey neyse bak içindeki o çubukların arasındaki neyse Negatifse o şey dışarıya alıyorum. Aynen yine pozitif gibi ama önüne eksi koyuyorum. Hani biraz önce dedik ya mutlak değer eksi 8 nedir? Bak içerideki negatif o zaman önüne eksi 8 koy, eksi koydum çıkarttım. Bitti. Olay bu. Olay bu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak şimdi. Olayı matematik kitaplarındaki gibi özetleyeyim. Bakın ben sana mealini anlattım şu an. Matematik kitaplarında ne yazıyor biliyor musun? Mutlak değer ne demekmiş? Sıfırdan büyük olduğunda aynen çıkan, sıfırdan küçük olduğunda aynen çıkıp önüne eksi alan, sıfır olduğunda da sıfıra eşit olandır dedim. Tabi sıfır olduğunda sıfıra eşit olanı buraya yazamadığım için bir kere de burada söyledim. Bak şimdi olayı iyi anlayalım. Olay nereden patlıyor biliyor musun? Şu iki çubuk arasındaki şey nedir arkadaşım? Onu düşün. Onu biliyorsan dışarı çıkartabilirsin. Bilmiyorsan dışarı çıkartamazsın. Nokta net. Bak mutlak değer. Yani iki çubuğun arasında x var. X negatif mi pozitif mi? E sıfırdan küçükmüş negatif. Bak alıyorsun aynen negatif olduğu için önüne eksi koyuyorsun. Artı iki çubuğun arasında y var. Y sıfırdan büyükse pozitif mi pozitif? İki çubuğun arasında pozitif varsa aynen dışarı alıyorsun. Devam. Artı. Bakın bu dediğimi unutmayın. 9'dasınız. 10 on ve 11'de on de aklınızda olsun arkadaşım. Hiç unutma bunu. O da şu unutmaman gereken şey. Her zaman eksi artı rasyonel reel fark etmez. Büyükten küçük çıkarsa büyükten küçük çıkarsa pozitiftir sıfırdan büyüktür. Küçükten büyük çıkarsa negatiftir arkadaşım. Bak Hocam x artı y eksip onları boş ver. X eksiymiş y artıymış önünde eksi varmış. X'ten y çıkıyor. X küçük y büyük. Küçükten büyük çıktığına göre ne olacak arkadaşım? Bu aynen dışarı çıkacak. Önüne eksi alacak. Bak artı işlemin artısı. Bunu yazıyorum. Aynen çıkarttım önüne eksi koydum. Toparlayalım şunun ağzını burnunu. Eksi x artı y. Bu artı eksiden dolayı eksi olacak. Eksiyi dağıttım. Eksi x artı y geldi. O zaman cevabım eksi 2x artı 2y oldu. Bitti. Eksi 2x artı 2y geldi. Birinciyi bitirdim. Bak önemli olan içeridekinin artı mı eksi mi olduğuna bakmam. Başka hiçbir şey yok. Bak gel bir ısınma daha yapalım. Kök 3 mü büyük kök 2 mi? E tabii ki de kökler ikisi de. Dereceler aynı. 3 büyük 2'den olduğu için. Kök 3 kök 2'den büyük. O zaman arkadaşım bunun içerisi artıdır. Artıysa çubukları kaldır. Kökü eksi kök 2. Artı 1 mi büyük kök 2 mi büyük? Hemen bakıyorum sayı doğrusuna. Şurada 1 var. Burada 2 var. Burada 3 var. Bu zaten 1. Bu kök 4. Bu kök 9. Bu da kök 1. E kök 2 şurada. Çünkü kök 4. O zaman 1'den büyük. Ha kök 2 büyük. Küçükten büyük çıkarsa eksidir ne yapar? Bu aynen dışarıya alınır. Önüne eksi konur. Bu kadar. Hocam büyük parantez niye? İki işareti yan yana gelmez. Düzeltelim ağzını burnunu. Kök 3 eksi kök 2. Artı eksi eksi oldu. Eksiyi de paranteze dağıttım. Eksi 1 artı kök 2. Iki. Kök 2'ler gitti. Geriye ne kaldı? Kök üç, eksi 1 kaldı. Çok güzel iki soru. Bulunuz diyordu sonucu. Biz de çok temiz bulduk. Teşekkür ettik ikisine de. Artık bitirdik. Fark ettik mi olayı arkadaşlar? Mutlak değer başlangıç noktasına uzaklıktır. Her zaman ne dedik arkadaşlar? İçerisinden dışarıya çıkartman için içerinin net bir şekilde artı mı eksi mi olduğunu bileceksin. Bildiğin an pozitifse aynen, negatifse içeridekinin önüne eksi koyarak çıkartıyorsun. Mutlak değer bir uzunluk dedik, değil mi? Başlangıç noktasına uzaklık yani bir uzunluk. Uzaklıksa o zaman hiçbir zaman negatif olamaz. Hiçbir zaman negatif olamaz arkadaşım. Yani mutlak değerinin cevabı her zaman sıfırdan büyük ya da sıfır eşittir. Hocam nasıl? Önüne eksi alarak çıkıyor. Arkadaşım içerideki eksi olduğu için önüne eksi alıyor. Yine artı oluyor. Sıfır olursa da sıfır eşit olurdu. O zaman mutlak değerin cevabı. Bak içerisi değil. Mutlak değerin cevabı her zaman ya artıdır ya da sıfır. Yani negatif kesinlikle değil. Bak dikkat et. Mutlak değerli bir ifade en küçük ne olur o zaman? E, sıfırdan büyük eşitse otomatikman değeri sıfırdır. Mutlak değerin cevabı en küçük sıfırdır. Peki iki mutlak değer toplanıp sıfır olabilir mi? Nasıl olacak? Bunlar hani pozitiflerdi negatif değillerdi. Bir ihtimal daha var. O da sıfır olmak mı dersin diye şarkı vardı. O da nedir arkadaşım? X de Y de sıfırdır. Başka şansın yok. Çünkü bunlar pozitif pozitif olsa sıfır olur. Po, sıfır olamaz pardon. Demek ki ikisi de aynı anda sıfır olacak. Çünkü mutlak değer hiçbir zaman negatif olmuyor cevabı. Hemen antrenmanıma geçeyim. Bakayım ne yapacağım şimdi. 1, 2, 3 tane mutlak değer cevabı sıfır. O zaman yapıştır. Demek ki bunların ayrı ayrı içleri sıfırdır. O zaman A eşittir. Eksi 3'tür. Bunların ayrı ayrı içleri sıfırdır. O zaman nedir? B2'dir. Bunların ayrı ayrı içleri sıfırdır. O zaman nedir? C eşittir. Eksi 5'tir. Yaptım geçtim. Peki A neymiş? Eksi 3. B neymiş? 2. C neymiş? Eksi 5. Eksi 5 eksi 3. Daha da eksi. Eksi 8. Artı 2 bir nebze toparladı. Ama çok da toparlayamadı. Eksi 6 oldu. Bak antrenmanımı yaptım. Şimdi gel biraz düşünelim. Biraz önce söylediklerimiz bir daha söyleyelim. Çünkü düşündüren soruymuş. Düşünmemiz gerekiyor. Mutlak değer içinde 3x artı y ifadesinin en küçük değeri için. Bir dakika ya. Mutlak değerin cevabı en küçük ne olabilirdi? Mutlak değerin cevabı en küçük sıfır olabilirdi. Sıfır olduğunda da ne oluyordu? İçerisi sıfır oluyordu. E i̇çerisi sıfırsa o zaman arkadaşım 3x nedir? Daha doğrusu şöyle yapsak daha güzel olur. Y nedir Y? Y eksi 3 x'miş. Bak Y'nin karşıtının eksi 3 x olduğunu buldum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. E soruda bana ne diyor? 2 çarpı Y diyor. E Y ne? Eksi 3 artı 4. 4 kere x ne oldu? Pardon ne yaptım ben ya? 2 kere eksi 3 x olacak. Şurası x var şurada. Hatta siyahla düzelteyim şurayı. Tamam. Şurası 3x. Ekranda da gözüküyor. 4 kere x var. Kafam bir anda başka bir yere gitti. Bak işlem hatası yaptık. 2 kere x 3 x eksi 6 x artı 4 x bölü x. Ne çıktı buradan? Eksi 6 x eksi 6 artı 4 eksi 2 tane x bölü x x'ler birbirini götürdü. Cevabım çok temiz bir şekilde eksi 2 oldu arkadaşım. Bak burada eksi 2 var. Sakın linç tayfa altta yazmasın. Bak eksi 2'yi yapıştırdım bitirdim. Y'yi x cinsinden buldum. Hemen y'lerin yerine de x'leri yazdım. Bana ifadesinin değerini soruyor da yaptım. Bak düşün hemen. En küçük değeri nedir mutlak değerin? Sıfırdır ya da daha fazladır. En küçüğü de sıfır olduğunu gördüm. Şimdi arkadaşlar birinci kısım bitti. Artık temel kısımdan bir üst kademeye geçtik. O da özelliklerimiz. Özellikler şunlar. Mutlak değer x. Bakın mutlak değer 3'ün cevabı neydi? 3'tü. Peki mutlak değerin eksi 3'ün cevabı neydi? O da artı oluyordu 3 oluyordu. E bunlar birbirine eşitse o zaman mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşit diyebilir miyim? Derim. O zaman her mutlak değerin artılısı eksilisi içerideki mesela 3'e eksi 3 içerisi dışarısı pardon içerisi dışarısı demeyelim mutlak değer x ile eksi x birbirine eşittir. Şimdi bakın böyle bir ifadede de yine içerisinin eksilisi birbirine eşit. O zaman içerideki ifadeyi eksiyle çarpayım. Eksiyle çarparsam eksi x artı y olur düzgün gözükmesi için y'yi başa x'i bir sonrakini alabilirim. Çünkü toplamada yer değiştirme özelliği vardı. Bakın x eksi y'yi eksiyle çarparsan y eksi x oluyor. Sanki yer değişiyor. O zaman şöyle diyebilirim bakın. Mutlak değer içinde eksilisi buna eşittir. O zaman unutma. A eksi B varsa o nedir biliyor musun? Mutlak değer içinde B eksi A'dır. Yani bir şeyi eksiyle çarpmak arası eksi ise yer değiştirmek gibi oluyor. 2 çarpım varsa arkadaşım, Bunlar ayrı ayrı yazılabiliyor. Bölme varsa bunlar ayrı ayrı yazılabiliyor. Üs varsa üst dışarı çıkabiliyor. Devam ediyorum. Bir kat sayı varsa. Bak k varsa k mutlak değer oluyor. E, eksi ise artı diye dışarı çıkıyor. Artı ise de aynen oluyor. Bak eksi 3 x. Nedir arkadaşım? Hop eksi 3 dışarıya artı 3 diye çıktı. Ama mutlak mutlak değer x hala içeride. Yani x hala içeride. Bu nedir o zaman? 4 yedir. Bakın şunu farklı bir şekilde düşünelim. Mutlak değer eksi 3 x ile mutlak değer 3 x birbirinin aynısı mı? E, 3 dışarı çıkabiliyordu. Bak yine aynı sonuç çıktı. Hiç fark etmez aynısı. Yine söylüyorum içeride eksi bir sayı varsa hop dışarıya artı sayı olarak artı sayı varsa yine hop dışarıya artı olarak çıkıyor. Ama ne zaman çarpım durumunda dikkat et. Hadi gel örneklerime bakalım. Örneğimde ne var? Eksi 3A var. Hop dışarıya ne çıktı? 3A değil bak. 3 mutlak değer A. Eksi mutlak değer A. Artı bak eksi 2 dışarıya nasıl çıktı? Hop 2 tane mutlak değer A. Bölü eksi 4A dışarıya hop 4 mutlak değer A diye çıktı. Artı bakın şurayı bir 3 parantezine alalım içeride. 3 parantezine alırsam 3 parantezinde mutlak değer Mutlak değer içinde 3 parantezinde BXA. O zaman şu 3'ü dışarıya atayım. Hop ne çıktı? BXA. E arkadaşım o zaman burasını ben 3 tane mutlak değer BXA yazarım. Hop aşağıda da ne var? A eksi B var. Şimdi bakın 3 tane elma. Bir elma çıkarsa 2 elma. 2 elma eklenirse 4 elma. 4 tane mutlak değer A bölü. 4 tane mutlak değer A paydada da var. Artı Şurayı düzgün yazayım. 3 tane B eksi A ile A eksi B bir önceki kuralda söylemiştik. Birbirlerinin eksilisi olduklarına göre o zaman birbirlerinin yerine yazılabilirler. Yani B eksi A'nın yerine A eksi B yazayım. Aşağıda da mutlak değer A eksi B vardı. Bakın mutlak değerler birbirini götürdü. Dörtler birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Bu arada bakın götürdü değil. Sadeleştirdi bunlar. Çünkü sadeleştirmede bir olur. Götürmede sıfır olur arkadaşlar. Unutmayın. Kim kimi götürür? Mesela 3 eksi 3. Üç. O üçler birbirini götürür. Toplama çıkarmada götürme vardır. Sıfır olur. 3 bölü 3 birbirini götürmez. Sadeleştirir. Bölmede de ne vardır arkadaşım? Sadeleştirme vardır. Onlar da 1'dir. Bunlar birbirini sadeleştirdi. 1, bir, 3 bölü 3 bölü 1 de 3 olduğu için bu güzel sorumu da yaptım. Unutmayın bu muhabbetler çok önemli. Burası dışarı çıkması. Bu gibi şeyler önemli. Şimdi geldik muhabbetimin ikinci aşamasına. O da şu mutlak değerli denklemler. Mutlak değer dört kısımdan oluşuyor. Üç ya da dört diyebiliriz. Bir tanım kısmı, iki özellikler kısmı, üç denklemler, dört de eşitsizlik. Ya da tanım ve özellikler yani mutlak değer, mutlak değerli denklem, mutlak değerli eşitsizlikler diyebiliriz. Şu an denklemlere geçtik. Bakalım ne diyor? A bir reel sayı. Her şey olabilir. A sıfırdan büyükse A sıfırdan büyük bir reel sayıysa bakın mutlak değerimin cevabı bir sayı. Bir dakika şimdi. Bak mutlak değer x eşittir 3 diyelim. Bu 3 nasıl dışarı çıkmış? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ya eksi 3'tür ya da 3'tür de dışarı çıkmış. He, bu dışarıda pozitif bir sayı olmak zorundaydı zaten. O zaman mutlak değerimin cevabı içeride bilinmeyen varsa cevap bir şeyse o zaman diyorum ki ya içerideki gerçekten odur ya da içerideki eksilisidir. Ya içerideki odur ya da içeridekinin eksilisidir. Yani burayı istediğin söyleyebilirsin. Eksi x eşittir a da diyebilirsin. X eşittir eksi a da diyebilirsin. İkisi de birbirinin aynısı. Ama x eşittir eksi a da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Yani ya direkt a'dır ya da eksi a'dır. İçerideki ya a'dır ya eksi a'dır. Bak 3 ya. Ya eksi 3'tür ya 3'tür. Çünkü bunun cevabı 3. Bunun cevabı da 3. Yani içeriden pozitif diye dışarı çıkmış. Eksi ise pozitif, pozitif ise yine aynen pozitif. Devam ediyorum. Biraz önce söylemiştik. Mutlak değerimin cevabı A ise A sıfırsa o zaman ne diyorduk? İçerideki sıfırdır. A sıfırdan küçükse cevabım negatif olamaz diye üstüne basarak söylemiştik. O zaman çözüm kümem boş küme olacaktır arkadaşım unutma. Hemen gel pat 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 olayı iyice anlayalım. Birincisi bak en baştan başlayalım. Bir kere mutlak değerin cevabı eksi olamaz. Olduğu anda dersin ki saçmalama sen boş kümesin. İki cevabım sıfırsa bir ihtimal var o da içerisinin sıfır olması mı dersin demiştik. Böyle bir Türk sanat müziği vardı. Bunu da söyledik. O zaman ne yaptık? X eşittir. Eksi 2 dedik. O zaman ÇK ne oldu? Arkadaşlar çekmek otobüsünün ÇK'si değil bu. Bu ne? Çözüm kümesi. Çözüm kümesi ne oldu arkadaşım? Hop. Eksi 2 oldu sadece. Geldim buraya. Bak çok dikkat. Mutlak değerden dışarıya 7 diye çıkan adam. Mutlak değerden sen 7 diye çıktıysan 2 ihtimal var. İçerideki adam 7 diye çıkarsa bu adam ya gerçekten hakiki 7'dir ya da bu adam çakma 7'dir. Yani eksi 7'dir arkadaşım. O zaman at 2'yi karşıya x eşittir 5 olabilir. At 2'yi karşıya. X eşittir. x 9 olabilir. Of. Olay bitti. O zaman benden ne istiyor? Çekmek otobüs değil tabii ki de. Ne istiyor benden? Çözüm kümesini istiyor. 5 ve x 9 dediğim. Bakın arkadaşlar. Yorumlarda yazmazsınız da ben söyleyeyim. Bazı linç tayfa hocayı böyle alt edelim. Yanlış bulalım diye uğraşanlar var bazı arkadaşlar. Çok seviyorum ben onları. Gerçekten de çok dikkatli izliyorlar. Maşallah diyorum. Bak şimdi Burada yanlış yazdı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar 5 eksi 9 normalde matematikte biliyorsunuz kümeleri gördük. Kümelerde biliyorsunuz ki e, sıranın önemi yoktu. Elemanlar bir kere yazılsın yeterdi. Sıranın önemi yoktu. Bakın burada ben eksi 9'u sona 5'i başa yazdım. Aslında eksi 9 daha küçük. Matematikte güzel gözüksün diye eksiler solda artılar sağda olur. Çünkü sayı doğrusu böyle gidiyor. O yüzden dedik. Geldik bir başka soruya ve banko yazılı sorusu bak. Banko yazılı sorusu. Kesin kes yazılı sorusu yani. Başka şansı ihtimali yok arkadaşım. Kesin kes yazılı sorusu. Ne yaptık arkadaşım bak şimdi? Bir kere mutlak değer var mı çubuklar? Var. Bu çubukların içinde bir şey var. O şeyin cevabı 6. O zaman sen hemen diyorsun ki 1. Bu içerideki ya hakiki 6'dır. 2 ya da bu içerideki çakma 6'dır. Bak bu içerideki 6 ise cevap dışarıya 6 diye çıktı. Bu içerideki eksi 6 ise yine cevap 6 diye çıktı. Hop elimi kaldırdım. İçeride böyle bir şey çıktı. Bak içeride böyle bir zımbırtı var. Ne o? Mutlak değer içinde x artı 1 eksi 4 diye bir şey var. Şimdi çok dikkat arkadaşım. Çok dikkat. Eksi 4'ü karşıya attım. Mutlak değer içinde x artı 1 eşittir 10 geldi. Burada da eksi 4'ü karşıya attım. Mutlak değer eşittir eksi 2 geldi. Bak olaya bak. Olaya bak. Tamam güzel devam edelim. Bak olaya bak diyorum ama olaya bakamıyorum ki mutlak değerin cevabı eksi olamazdı. O zaman bu iptal. Geldim buraya. Burada bak mutlak değerin içinde bir şey var. Bu şey 10 diye dışarı çıkmış. O zaman ne diyorsun? Bu içerideki adam ya hakiki 10'dur ya da ne diyorsun? Pardon ne yaptık? Heh, şunun cevabını yazmaya çalışıyorum bu arada. Ya da çakma 10'dur. Bak ya içerideki 10'dur dışarı 10 çıkmış ya da içerideki eksi 10'dur dışarı 10 çıkmış. At biri karşıya x eşittir 9. At biri karşıya eksi 10 eksi 1 daha eksi 11 olmuş oldu ve burayı da patlattım bitirdim. İşte banko yazılı sorusu arkadaşım. Boş küme. buraya geldim. Değerlerin toplamı nedir diyor. 9 artı eksi 11 ne oldu? Daha da eksi oldu. Hop eksi 2 çıktı devam. Yaptım bitirdim. Bak mükemmel bir soru oldu. Müthiş bir soru oldu. Bunu da halletmiş olduk. Bakın şimdi adamlar bir tık daha zorlaştırabilir işleri. Nasıl yapabilir? Çok dikkatli olacaksın. Şurada 5'in katı 5'in katı. 4'ün katı 4'ün katı. Diyorsun ki ya burayı bir 5 parantezine alayım. X eksi 2. Burayı da bir 4 parantezine alayım. X eksi 2. Cevap da 3'müş. Bak devam ediyorum. Biliyorsun ki sayılar dışarı çıkabiliyordu. 5 tane mutlak değer x eksi 2 eksi 4 tane mutlak değer x eksi 2 hop cevap neymiş? 3'müş. Bak böyle bir durumda ne yaparsın? Çok dikkat edeceksin. Gördüğün gibi içerilerin 4'ün ve 5'in katı olduğunu fark edip sayıları dışarı aldın. 5 tane elmadan 4 tane elma çıkmış. O zaman bir tane elma kalmıştır. Ve bunun cevabı da 3'müş. O zaman ne diyorum arkadaşım ben her zaman gibi? Diyorum ki içerideki şey ey içerideki ne diyorum ey ruh diyor ya ey içerideki dışarıya 3 diye mi çıktın? Evet o zaman sen ya hakiki 3'sün ya da çakma 3'sün. Bak ne yaptık? Mutlak değeri kaldırdık. Çubukları kaldırmak için bunu yapıyorsun. Burası 9 değil 3. Attım karşıya 3 artı 2 5. Attım 2'yi karşıya. Eksi 3 artı 2. Eksi 1 dedim ve patlattım. ÇK'yi soruyor bana. Çözüm kümesi eşittir. Ne oldu arkadaşım? Eksi 1'e 5 dedim ve bitirdim. Bunu da bu şekilde halletmiş oldum. Yine bir yazılı sorusu olabilir. Dikkat aslında farklı bir şey yapmayacağım ne yapacağım? Yavaş yavaş x'e doğru yönleneceğim. Eksi 15 var at karşıya. 4 tane elma ya da mutlak değer diyelim. 15'i karşıya attım 20. Her iki tarafı 4'e böldüm. Sadeleştirdim. Ne yaptım? Mutlak değer 3x artı 1 eşittir 5 oldu. O zaman ne diyorum ben? Ey içerideki ya sen gerçekten 5'sindir ki cevabın 5'tir. Ey içerideki ya da sen yalandan çakma beşsin. O zaman içerideki gerçekten beşse hemen biri karşıya attım. 3x eşittir 4. Buradan da x eşittir ne çıktı? 4 bölü 3 çıktı. Burayı yapayım. 3x eşittir ne oldu? Eksi 1 karşıya geçip artı 1 eksi 1 diye geçmiş oldu. Eksi 6. Her iki tarafı 3'e bölersem sadeleştirirsem o zaman da eksi 2 oldu. Arkadaşlar bana yazdırtmayın. Çözüm kümesini soruyor. ÇK yazıp eksi 2 ile 4 bölü 3'ü koyacaksınız. Bak banko yazılı sorusu. Ya o ya bu. ikisinden birini kesin soracaklar haberiniz olsun. Aklında olsun. Şimdi geldim bir başka ÖSYM tarzının basitlendirmiş sorusu. Sonrasında da zaten yine bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Ve sonrasında da artık olayı yavaştan bitireceğiz. Eşitsizliğe geçip sonrasında bitireceğiz. Bak şimdi arkadaşım. Mutlak değer içinde x eksi a var. Cevabım da yedi. Denklemin köklerinin toplamı da 8'miş. Bak matematikte kuralı bileceksin. Devam edeceksin. Hocam iki bilinmeyen var. Ya arkadaşım onlardan merak etme. Bileceğiz birazdan bak. O zaman sen ne diyorsun? Mutlak değerin içinde bir şey var. Cevap 7. O zaman sen şunu demez misin? X eksi A ya hakiki 7'dir arkadaşım. Ya da X eksi A çakma 7'dir. Var mı sıkıntı? Yok. Peki Buradan ne çıktı? X eşittir. Eksi A'yı karşıya at. Artı A. At burada da eksi A'yı karşıya. Artı A. Bakın X'in bir kökü bu. Diğer kökü bu. E köklerinin toplamı 8'miş. Al bakalım bunları. 7 artı A artı eksi 7 artı A eşittir 8'miş. Eksi 7 artı 7 birbirini götürdü. Hop 2A 8 ise o zaman A nedir arkadaşım? çatlanak dörttür dedim. Her iki tarafı da ikiye böldüm. Bak bilinmeyen var. Ya varsın olsun. Bak kurallar belli arkadaşım. Matematikte kurallar belli. Yavaş yavaş aşama aşama tık 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 gidiyorsun. Yaptım bu kuralı yine yaptım. Bilinmeyen var olsun. Sen devam et. Ak soruya çok güzel bir şekilde ilerle. Geldik bir başka gıcık tarafa geldik arkadaşlar. O gıcık tarafta şu. Mutlak değer varsa iki tarafta da o zaman bakın mutlak değer 3 mutlak değer 3 eşittir. Ya da mutlak değer 3 mutlak değer eksi 3 eşittir. Doğru mu? O zaman demek ki içlerim ya aynıdır ya da birbirinin eksilisidir. Yani eksi a eşittir b ya da a eşittir eksi b diyebilirsin. Hiç fark etmez. Bu 3 ise bu eksi 3. Bu eksi 3 ise eksi eksi 3'ten dolayı bu 3'tür. Hiç fark etmez ikisinden birini diyebilirsin. Bakın denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Ne diyeceğiz biliyor musunuz? Diyeceğiz ki ya bunlar gerçekten birbirine eşit ya da bunlar birinin eksilisine eşit. Bak hiç fark etmez. İster bunu ister bunun eksilisini yaz ama bir tarafı aynen bırakacaksın. İki tarafı da eksi yaparsan anlamı olmaz yani. O zaman ne oldu? 3x eksi 7 diye geldi. İlk önce şurayı toparlayalım. Bak x'i karşıya atarsan hop burası 2x olur. 7'yi bu tarafa atarsan artı 7. Her iki tarafı 2'ye bölersen hop 5'i buldum. Geldim buna. Bir posta işlem var burada. X artı 3 eşittir. Eksi'yi dağıttım. Eksi 3 X. Eksi'yi dağıttım. Artı 7. Geldim buraya. Eksi 3 X'i karşıya attım. Artı, 4x. E, artı 3 xten dolayı 4 X. Artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3'ten dolayı normal 4. 7'den 3 çıktı 4. Her iki tarafı 4'e böldüm. X eşittir 1 çıktı Bakın şimdi yerine koyduğumuzda net göreceğiz. 5 koyarsan burası 8 oldu. Mutlak değer 8 eşittir. 5 koyarsan 15'ten 7 çıktı. Mutlak değer 8. Bu dediğim oldu mu? Oldu. Biri diğerinin eksisi demiştim. 1 koyarsak bakalım 1 koyarsak ne oluyor? Mutlak değer 4 eşittir. 1 koyarsam mutlak değer -4 oldu. Demek ki doğru. Çözüm kümesini soruyor. Ya bana yazdırmayın diyorum ama yine gönlüm el vermiyor. Şu bizim Otobüsün ismini yazalım. Geldik buraya ne oldu? 5,1 oldu. Bunu da yapmış oldu. Çok güzel bilgiler bunu da söylemiş olduk. Geldim bir sonraki bilgime ve sonrasında da eşitsizliği. Hemen birer örnekle yapıp bitireceğim arkadaşım. Çok az kaldı. Hemen patlatalım. Bir değişken hem mutlak değerin içinde hem de dışında kullanılmışsa. Yani x'ler mutlak değerin içinde ve dışarıda. Bakın biraz önce buralar sayıydı. Ya da ikisi de mutlak değerdi. Kullanılmışsa İlk denklemde yerine yazılarak değerlerin denklemi sağlayıp sağlamadığına bakılır. Ve ona göre çözüm kümesi bulunur. Müthiş bir bilgi. Çok zıt bir şey. Ama bakalım nasıl yapacağız. Bak bir. Ne yapacaksın biliyor musun? Diyeceksin ki içerideki şey dışarıya eşittir. Ya da içerideki şeyin dışarı dışkının eksesine eşittir. Bak ikisi de olabilir. O zaman yapalım şimdi. Pardon bu arada şurası nasıl 5 olmuş? Şurası 2 olacak arkadaşım. Heh. X artı 2. Yapalım devam edelim. Attım buraya X. Attım buraya X3. Yaptım. Şurayı toparlayalım bir. X artı 2. İçerideki belki de bunun eksilisiydi. Dışarıya bu çıkmıştır. 2X. 5 olarak geldi. Eksi 5'i karşıya attım ya da 2X'i karşıya attım. 3X olsun. Bunu buraya atalım. 7 olmuş olsun. Her tarafı 3'e bölersek hop hop altın top ne oldu? X'im eksi 7 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi ne diye soruyor ya bize. Çözüm kümesine şunu söyleyebilir miyiz? Çözüm kümesi eşittir. Eksi 7 bölü 3 virgül eksi 3 diyemezsin. Bak diyebilirsin diyeceğim zaten ama diyemezsin. Niye? Ne dedik bak? Bunları buldun. Biraz önceki gibi. Bir artılısı bir eksilisi yaptın. Ama yerine koy. Bakalım sağlıyor mu? Koyalım bakalım. Eksi 3'ü koydum. Mutlak değer eksi 1 eşittir. Eksi 3'ü koydum. Eksi 1. Bak mutlak değerin içindekine eşit oldu doğru. Ama pozitif olmaları gerekiyordu. O zaman demek ki eksi 3 sağlamaz. Peki eksi 7 bölü 3 sağlıyor mu bakalım? Mutlak değerin içinde e, şurası 2 arttı diyelim. Fark etmez. İkisini yer değiştirebilirim. Ya da düzgün yazayım. Dur şimdi kafanız karışmasın. Bazı arkadaşların kafası karışabilir. Bir daha yazalım. Mutlak değer x art... Lan... Heh. Ya Allah Allah. Bir türlü yazamadık arkadaşım ya. Şurada düzgün yazalım. Mutlak değer eksi 7 bölü 3 artı 2 eşit mi acaba 2 çarpı eksi 7 bölü 3 artı 5'e? Hemen şurayı toparlayalım. Bu 6 bölü 3'tür. Mutlak değerin içinde burası ne oldu? Eksi 7 artı 6 bölü 3. Burası da Bakın 2'nin altında görünmez bir var. Eksi 14 bölü 3. 5 dediğim şey de 15 bölü 3'tür. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Eksi 14 artı 15 bölü 3 oldu. Burası eksi 1 bölü 3. Mutlak değer. Burası da artı 1 bölü 3. Evet dışarıya artı çıkmış. Bir diğerinin eksisiymiş. O zaman çözüm kümem bu değil. Çözüm kümem nedir arkadaşım? Kırmızıyla yazıyorum. Çözüm kümem sadece ve sadece neymiş? Eksi 7 bölü 3'müş dedim. Ne yaptık? Bir içeride bilinmeyen var dışarıda bilinmeyen var. Yine ben aynı muhabbeti yaptım. İçerinin aynısı olabilir. İçerinin eksilisi olabilir. Ama bak ne dedik? İlk denklemde bulduğun değerleri yerine koy. Sağlayıp sağlamadığına göre çözüm kümesi yaz dedik. Ve ona göre de yaptık. Şimdi bugün müthiş gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi yaptık. Evet 30 dakikayı geçti sıkıntı yok. Ama önemli olan Müthiş bir şekilde bilgilendik bence şu an. Zaten çok da bir şey kalmadı. Şurada size yapacağım. Bir tane göstereceğim. Her biri içinde birer örnek yapacağım. Ve sonrasında da ödülü soruya ulaşacağız. A ve B reel sayıysa çok dikkat edin. A sıfırdan büyük olmak zorunda zaten. Onu biliyoruz. Zaten küçük olursa olmaz. Bak A sıfırdan büyük olduğunda burada bir tane sayı var. 5, 10 gibi. Bak mutlak değerin bir pozitif sayıdan küçükse bak küçükse mutlak değer pozitif sayıdan küçükse o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? O zaman bir eksi tarafına bir artı tarafına yazıyoruz. Mutlak değeri kaldırıyoruz. Bak mutlak değer nasıl kalkar? Küçükse kaldırıyorsun. Her iki tarafa bir eksi bir artılısını yazıyorsun. Bitti. Devam ediyorum. Mutlak değerin büyükse bu sefer de diyorsun ki ya sen gerçekten büyüksündür kardeşim ya da eksilisinden küçüksündür. Ya sen gerçekten büyüksündür ya da eksilisinden küçüksündür. Bunu da söylüyoruz. Mesela deyin ki mesela burası 5 olsun. O zaman bu adam 6 olabilir. Ama eksi 6 da olabilir. Yani ne diyoruz? 5'ten büyük bir sayıysan ya gerçekten 5'ten büyüksündür. Eksi 6 olması için de eksi 5'ten daha küçüktür diyoruz yani. Bu mevzuyu kaçırmayın. Büyük olduğunda da gerçekten büyüktür ya da eksilisinden küçüktür diyoruz. Küçük olduğunda da aralığı arıyoruz. Peki iki sayı arasındaysam ben A ve B diye pozitif iki sayı arasındaysam bunu kaldırdığımda diyorum ki ya gerçekten aralığındasındır ya da eksilisinin aralığındadır. Ama dikkat B büyüktü. Eksi alırsak küçük oldu. Küçük tarafa geçti. Aklında olsun. Bak geldim buraya. Bu ne? Bu ne arkadaşım? Bu işaret ne? Bu işaret küçüktür. Hemen kural alalım. Bu arada o kadar fırlattım ki 2 kilometre öteden geri aldım. Bak küçüktür. Küçük eşittir fark etmez. Küçük eşittir mi var? Evet. O zaman ne yapıyorduk? Bir eksilisi bir artılısı araya alıyorduk. Kimi? Bunu. Bu içeridekini hemen ne yapacağım? Hop 8 hop eksi 8. Her iki tarafı 2 ile çarp. Nerede benim kırmızı kalemim? Her tarafı 2 ile çarp. Her tarafı 2 ile çarp. Her tarafı 2 ile çarp. 2 kere eksi 8 eksi 16. İkiler birbirini götürdü. 3x artı 1. Küçüktür 16. Her taraftan 1 çıkart. Eksi 17. Her taraftan 1 çıkart. Artı 1 gitti. Her taraftan 1 çıkart. 15. Her tarafı 3'e böl. Çıktı mı cevabın? Bal gibi çıktı. Değer aralığında bulunuyordu. Eksi 17 bölü 3 küçük eşittir. X küçük eşittir. 5 olduğu. O zaman değer aralığı neymiş? X'in değer aralığı kapalı aralık kapı gibi kapalı kapalı aralık ne dedik 5 kapalı aralık dedik. Değer aralığını bulduk mu? Bulduk. X'lerim bunlarmış dedim. Antrenmanımı yaptım. İlk kuralıma has özelliğimi koydum. İlk kuralın özelliği buydu. Bunu da hallettim. Geldim buraya. Burada ne diyor bana? Hop büyük eşit. Büyük eşitse arkadaşım biraz önce anlattığım o 5 örneği gibi ya gerçekten eşittir, ya da eksilisinden küçüktür. Bak, birinci ihtimal. Ne yaptım hemen birincide? Dedim ki sana, ya gerçekten büyüktür, ya da arkadaşım eksilisinden küçüktür. Bak, eksilisinden küçüktür. Bitti. Nokta net. Kurallar açık arkadaşım bak, kurallar açık. Mutlak değer var, ya aslında zor değil. Kuralları net bileceksin, pat 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 yapacaksın. Al sana 2x büyük eşittir 16. Her tarafı ikiye böldüm. X büyük eşittir 8. Geldim buraya. Attım karşıya. 2X küçüktür. Eksi 12'ye 4 eklersen eksi 8 olur. Her tarafı ikiye bölersem de X küçük eşittir. Eksi 4 olmuştur. Bana çözüm kümesini soruyor. 8'den büyükler ve eksi 4'ten küçükler. O zaman bakın şöyle yazabilirim. Çözüm kümesi eşittir. Eksi 4'ten küçük nereye kadar gider bu? Eksi sonsuza kadar gider. Eksi 4'ten eksi sonsuza kadar giderim. 4 de dahil birleşim. Bir de ne var? 8'den nereye kadar gider? Artı sonsuza kadar gider. Bunu da söylemiş olalım. Bakın cevabım bu şekilde olması gerekiyor dedim. Çözüm kümesini soruyordu. Yaptım. Bu da sıra sendeydi. Çünkü birinciyi ben yapmıştım. ikinciyi sen anla dedim. Ve bunu da yapmış oldum. Ve son soru arkadaşım. Son soru ve kallavi bir soru ÖSYM sınavında çıktı. Hoca seni biraz zorlamak isterse bu soruyu sana sorar. Bak unutma. Bir sayının bir sayıya uzaklığı. Mesela ben sana sorsam desem ki 5'in 3'e uzaklığı desem. 5 eksi 3 yapmaz mısın? Peki 3'ün 5'e uzaklığı desem. 3 eksi 5 yazıp eksi 2 mi dersin? Yoksa mutlak değer 3 eksi 5 mi dersin? Artık bugünden sonra uzaklık neymiş arkadaşım? Birini diğerinden çıkartıp mutlak değeri almakmış. X artı 8 bölü 3 sayısının 4'e uzaklığı. Dikkat. O zaman şöyle mi diyorsun? X artı 8 bölü 3 eksi 4 mü diyorsun? Bak uzaklığını yazdım. 2 birimden fazlaymış bu. Ama 5 birimden azmış. Bakın ne yaptık? aralık şeklinde yazdık. Peki bu bizim üçüncü kuralımıza geliyor mu? Geliyor. Bir kere daha söylüyorum arkadaşım. İki sayı arasında bilinen ya da bilinmeyen fark etmez. Uzaklığı soruyorsa birini diğerinden çıkartırsın. Ama bak eksi olma ihtimali var. Uzaklık eksi olmaz. O zaman bunu da yapıştırdım buraya koydum. Devam ediyorum. Mutlak değeri ortadan kaldırmak için eşitsizliklerde. Küçükse eksi ile artı arası. Büyükse gerçekten büyük ya da eksilisinden küçük demiştik. Aralıkta ise aradan kaldırıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya böyledir diyorsun ya da şöyledir diyorsun. Eksi de yer değişeceği için eksi 5 x artı 8 bölü 3 eksi 4 küçüktür eksi 2 diyorsun. Bak yaptık. Peki burayı toparlayalım. Herkesi 4 ile topla. 6 x artı 8 bölü 3 4 ile toplarsan bu gider. 9. Her tarafı 3 ile çarp. Bu 18 oldu. Buradaki 3 gitti. X artı 8. Her tarafı 3'e çarptığım için burası 27. Hemen toparlayalım şurayı. Her taraftan 8 çıkart. 10 X. Burası da 19 oldu. Bakın bir kısmı bulduk. Diğer kısma geçiyorum şimdi. Diğer kısmı da morla yazalım. Her taraftan 4 çıkart. Eksi 9. X artı 8 bölü 3. Eksi 4 gitti. Herkesten 4 çıkarttığım için eksi 6. Her tarafı 3'e çarp. Her tarafı 3'e çarp. Eksi 27. X artı 8. Eksi 18. Her tarafı 8. Her taraftan 8 çıkart. Eksi 35. X kaldı. Eksi 26. Her taraftan 8 çıkarttım. Bitti. Bana ne soruyordu? X'in değer aralığını bulunuyordu. O zaman şöyle bir ÇK yazalım yine. Çözüm kümesi eşittir ne olacak o zaman? Diyeceksin ki hocam ya eksi 35 ile eksi 26 arasındadır. Birleşim ya da 10 ile 19 arasındadır dedim. Ve 40 dakika ortalama süreyle içinden geçtik. Müthiş bir şekilde mutlak değer yaptık. Gerçekten çok fazla parçalara bölünüp anlatılabilecek konuyu tekte süper bir şekilde anlattık. Bence müthiş oldu. Mutlak değer kavramını, özelliklerini, denklemlerini ve eşitsizliklerini anlattık. Süper bir şey oldu arkadaşlar. Ben çok hoşuma gitti, benim çok hoşuma gitti. Lütfen soru bankanızdan verdiğim ödevi unutmayın. Nereye kadar dediysem onu yapın. Zaten altı üstü 8 sayfaydı. Burada da arkadaşlar sıfırdan dokuzda da lütfen konu çalışmasını konuda anlatılanlara iyi bakın. Zaten paralel şeyler aynı şeyler konuda bir değişiklik olmaz. Bunları da yapın kitaplarını yapamadıklarınızı lütfen hocalarınıza sorun. İlk önce kare kodu okutun. Zaten kitaplarımızın en önemli özelliği yeni nesil MEP müfredatına uyumlu ve de yeni nesil sorular olması, MEP müfredatına uyumlu olması, bir de kare kod olması, kare kod sorusu da kare kod olması da müthiş bir özellik. Fazla uzattık artık, çok konuştuk. İşte karşında ödülü soru. Ben buna benzer bir örneği yapmıştım. Bakalım anlaşmış, anlamış mısın? Cevapları yoruma bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşürüz.